takımını başarılı bir şekilde korudu arkadaşlar. Daha ne yapsın yani daha ne yapsın. Ölümsüz bir takım gibi ölümlü bir takım yani. Daha ne yapsın kurbağa da? Bu tarz takımlarda bence çok ideal bir kahraman. Çok az bir HP ile daha hala yıkılmadım ayaktayım diyor arkadaşlar. Ancak bu tur gider. Sersemletmeyi alır üzerine. Defansı ve şeysi güzel olduğu için... Bence çıkabiliriz belki elinin üstüne de görebiliriz yani ölümlü bir takımla bakalım. Bakalım 42 milyona doğru gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Ali Özkan kardeşimizin hesabında yapmış olduğum Valkürlü Ölümlü takımı sizlere göstereceğim. Daha önce de zaten bu takımı anlatmıştım da biraz daha artılarıyla, biraz daha detaylarıyla anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hesabımıza girdim ve bir Klambos takımı yapmam istedi benden. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar ölümlü takım her zaman tercihimdir. Ancak hesabın içerisinde bir ölümlü takım yoktu. Evet görmüş olduğunuz gibi yapabileceğimiz bir ölümlü takım yoktu arkadaşlar. O yüzden ölüm pardon ölümsüz takım yoktu. O yüzden ölümlü takıma yöneldik ve içerisinde Valkür şehidi olan bir hesap. Birçok alternatif taktikler uygulanabilir ancak söylemiş olduğum gibi o videomda da Valkür'ün pasifinden dolayı renklerde sıkıntı yaşayacağı için Valkür'ün renklerde çalışan hız sistemini bu hesapta yapmaya çalıştım. Şimdi birazdan da hasarlarını göstereceğim sizlere ancak hasarlarını göstermeden önce kullanmış olduğum kahramanları nasıl kuşandım neler yaptım onları anlatacağım arkadaşlar. Valkür 120, şey, 171 hızında tutuyoruz bildiğiniz gibi olabildiğince defans olabildiğince defans kastım ve ustalığında bu şekilde açtım. Arkadaşlar Valkür lüt veya ölümlü takım Bunların hepsinde can çalma ustalıkları her zaman iyidir. Ancak can çalma ustalıklarınız yoksa valkürün kalkanına güveniyorsanız veya sömürme falanla da olabilir. Ancak e, ikisi de yok diyelim. E, gözü pek kalıntıları tercih edin alan hasarından almış olduğunuz hasarı düşürerek de bir takım yapabilirsiniz. O şekilde de Valkür'ün kalkanı sayesinde biraz daha takımınız ayakta durur. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi can çalma setleri iki tane de hız kalıntısı kuşandım. Ustalığını göstermiş miydik? Ustalığı bu şekilde açtım. Ve kahramanımızın ikinci becerisi full kitaplıydı. O yüzden şöyle toplam istatistiklerine girelim. Arkadaşlar 7500 defansı var. Çok güzel can çalma setiyle ve HP'sinin hiç önemi yok. Bu kahraman kalkanı sağlam verdiği sürece müttefiklerine çok güzel bir şekilde takımını uzun e, turlar aynı bir ölüm, ölümsüz bir takım gibi tutacaktır ayakta. 171 hızında olabilirse kritik oran falan kasarsanız vuracağı hasarlardan da yararlanabilirsiniz. Ancak ekseri seri devamlı isabetçi e, defansa yönelmemiz gerekiyor bu kahramanda. İkinci bir kahramanımız renklerde çalıştıracağımız için hız dezavantajı, sersemletme dezavantajı yemememiz için bir dezavantaj bloklayacağı ihtiyacımız vardı. O yüzden hesaptan mezar nöbetçisi vardı. 4 turla bir dezavantaj bloklamayla defans arttırma veriyordu arkadaşlar bildiğiniz gibi toplam listesine baktığımız zaman 252 hızına getirdiğimizde bu kahraman sistemli bir şekilde çalışacak. Ne bir eksik ne de bir fazla. 252 hızında olması gerekiyor. Defansı ve HPS olabilirse çok daha iyi olur. Özellikle defansını önem gösterin. Çünkü kahraman zaten defans üzerinden bir hasar vuruyor. Kritik oranlı falan da en azından bu şekilde yaparsanız vuracağınız hasarı arttırabilirsiniz. İsabet biraz düşük kaldı arkadaşlar. İsabet gifleri ileride çıkarttığında bunun isabetlerini biraz daha arttırarak vermiş olduğu atak azaltmayı da rahat bir şekilde verebilir. Şu an bence kalıntı ayrıntılarını hiç değiştirmesin. Sadece giflesin yani isabet şeylerini gifleyerek ...kahramanın isabetini yükseltmesi gerekiyor. İsabetten aşmama rağmen düşük isabet oldu. Ancak yapacak bir şey yok. Her zaman istediğimiz kalıntılar hesaplarda olmayabiliyor arkadaşlar. Kahramanımız kitaplı. Özellikle e, ikinci becerisi 4 tur olacak. Evet şöyle hızlı bir şekilde bir sonraki kahramanımız hasarcı. Arkadaşlar hesabın içerisinde maşelet falan da vardı. Yani kullanabilirdim sömürmesi. Ancak yani yüksek hızlar isteyecekti. Ve aynı zamanda yüksek hızlara çıkmamız için de bir dünya güzel kalıntı ihtiyacımız olacaktı O yüzden Bence dedim ee, hem renklerde çalışsın Çünkü maşetle yaptığımız zaman renklerde çalışmıyor değil mi arkadaşlar Ben öyle biliyorum çünkü maşetli e, valkülü takımların birçoğu e, bu ayar yapacağımız ayara da tabii bakar ama e, benim yapacağım ayarda çalışmayacaktı O yüzden Bence valkür şeysiz, maşelesiz, hızsız bir e, böyle kuru bir valkürlü takım yapmak doğru olacağını düşündüm bu hesapta. Ve üçüncü olarak hasarcı kahramanımız. Hesapta çok güzel bir hasarcı vardı draco Drago'ya görmüş olduğunuz gibi can çalma seti takmadım arkadaşlar. Tamamen hız ve işte iki tane de karma set var. Yani can çalma seti olmadan da bu kahraman uzun süre turlar dayanabilir mi diyerekten aslında bunu bu şekilde yaptım. Çünkü defansı filan güzeldi. Şimdi can çalma setinde bu kahramana böyle bir defans kasarken böyle bir atak kasamayacaktım. Ve aynı zamanda kritik oranını ve hızını da 190'da tutturamayacaktım. Bunu çok iyi biliyordum. Ve o yüzden de isabet de düşük kalacaktı. Yani can çalma setlerinin olmadığı için yetersiz yeterli olmadığı için bu şekilde karma setleriyle defansını botunu falan defans taktım bu arada. Defansını falan güzel yaparak kahramanın dayanıklılığını arttırdım. Zaten Valkür'ün kalkanı kırıldığında arkadaşlar yani e, takım en fazla 1-2 tur daha can çalma setleriyle fazla yaşıyor. Yani o yüzden güzel defansla da can çalma seti olmadan da yapılabilir diye düşündüm ve yaptım. Güzel de hasarlar verdi. Şimdi göreceksiniz zaten. O yüzden oranlar da güzel oldu. Ustalığını da şöyle açtık. Aslında bunu yine giflerle isabetini arttırarak bu ustalığı da isabetten değil de savunmadan açması. Aslında bunu tüm kahramanlarda da yapabilir. Savunmadan şu alan hasarı arkadaşlar. Alan hasarı %5 azaltmasıyla birlikte. Şurada her düşmandan almış olduğu hasarı %6 azaltmasıyla birlikte. Yani %11'lik bir hasar azaltması yapacak. Ve bu hasar azaltması sayesinde takımını rahatlatacaktır yani bunu da tabii ki ilerleyen zamanlarda yine giflediğinde kalıntılarındaki isabeti bunu da çevirebilir. Ancak şunu da belirteyim arkadaşlar yani burada biz çelik ilmiydi değil mi bu ustalığın adı. Çelik ilmini açtık çelik ilmini açtığımız için de ekstra hız kalıntılarından iki tane hız verdi. Onun da bilgisini vereyim yani savunmaya geçirecekçe geçirecek eğer ileride iki tane hızı düşecek. Onu da e, giflerle filan iki hız pardon. Ustalıktan gelen 4 hızmış. Pardon arkadaşlar. 4 hız düşecek. Yani giftlerle falan 4 hızı tamamlarsa bunu yapsın. O yüzden e, tamamlayamazsa hiç bozmasın. Böyle de iş görür. Yani ya önerim biraz daha iyi olacağı yönden yani. Şimdi 4. kahramanımız. Arkadaşlar 4. kahramanımız Baktığım zaman şehit olabilirdi aslında ama şehide ihtiyacımız yok. Valkyrie zaten kar saldırısından yararlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle çektiğimiz zaman. Toprak büyücüsünü tavsiye ettim. Toprak büyücüsünü de kastı arkadaşımız. Ancak toprak büyücüsünü de ayarladım ben. Bir tane hız eksik. 90-95 olması lazım bu kahramanımızın hızı. Bir tane hız eksik arkadaşlar. Onu şurada vereyim hemen. Ee, evet, şuna verebiliriz. Bir hız değil mi? 91, 90, 85 hızında olması gerekiyor. Bir sonraki dördüncü kahramanımız. Evet, bir tane hızı verelim. Evet şimdi 85 hızına çıktı. Ve bu arada gifler için de baya bir bekledik. Yani bu hesaba 3 gündür hatta belki 4 gündür uğraşıyoruz arkadaşlar. Giriyoruz gifler eksik oluyor işte kalıntı eksik oluyor. Cfr, şey Gümüş yetmiyor. CFR eksik oldu ustalık düzeltemedim. Çünkü ustalıklarda yanlışlık vardı. Vesaire vesaire derken 3-4 gün uğraştık bu hesapla. Ancak sonuç itibariyle uğraşmamıza değdi. Çünkü güzel bir ee, takım yapmaya çalıştık. Ben hazırladım bunu. Toprak büyücüsünü. Yani ancak kahraman kitap olmadığı için arkadaşlar kahraman kitaplı olmadığı için ne HP yanı vermekte başarılı olacaktı ne de 3 turda bir denk gelecekti ve de klan boss'un renk değiştirdiğinde kullanacağımız için üzerine almış olduğu atak arttırma avantajını da tam denk getirmeyecekti. Yani bunu kitapladığında bunu kitapladığında bunu Klambos'un ilk vuruşundan sonra alan hasarı vuruşundan sonra bildiğiniz gibi üzerine bir avantaj alma alıyor ya o zaman verecek. Bunu da ilk turun başında verecek. Denesin denesin ben hazırladım sadece kitaplayıp ustalığını da açmadım bir kitaplasın elinde gifler falan olursa yine isabet gifi isabetlerini giflerle yükselterek ustalığında söylemiş olduğum gibi savunma üzerinden saldırı savunma üzerinden de açabilir eğer gif bulamaz ise yine isabet ve saldırıdan açması gerekecek bu şekilde arkadaşlar ancak ben şu an şu an Ryzen'i kullanacağım arkadaşlar. Çünkü Ryzen'in birinci becerisinde de bir avantaj kaldırma özelliği var. Ve bu avantaj kaldırma özelliği 3 kez tetikleniyor arkadaşlar. %20 ihtimal kitaplanında, %40. %45 ihtimal oluyor. %45 ihtimal tutuyor yani büyük bir şans ile ve kahramanın diğer özelliklerinden de yararlanırım diye. Bu Ryzen'i kullandım zaten kitaplı bir kahramandı ustalığında açmıştı. O yüzden bunu kullanmam daha iyi olur diye düşündüm ve yine buna da can çalma seti kuşanmadım. Görmüş olduğunuz gibi can çalma seti yok kahramanlarımda. Sadece Valkür'de güzel vardı. Onları kuşandık. Bir de şeyde mezar büyücüsünde yani hasarcılarımda can çalma seti yok. Daha yükseltilmemiş kalıntılar vesaire var arkadaşlar. Onları yükselttiğinde daha da defans oranı artacaktır. Defansı 6000'e yakın defansı var. Sancağı yükselttiğinde 6000'i de geçecektir. Hızı 100, 185, toprak büyücüsünde de aynı 185 bunda da. Kritik oranı alt istatistiklerden tutturduk yüzde iki kritik demeci de alt istatistiklerden çıkan bir kritik demeç isabet düşük kaldı arkadaşlar bunun her şekilde isabete ihtiyacı var çünkü Ryzen bildiğiniz gibi defans azaltma ve zayıflatmayı yaparken aynı zamanda bir hasar veriyor arkadaşlar. Ancak Drago zayıflatma ve defans azaltmayı yaparken hasar vermiyor. Yani bunu e, Drakö'de ya da isabet ihtiyacımız var. Ryzen'in de isabet ihtiyacımız var. Yani ileride isabetini bir şekilde kalıntıları değiştirerek Ryzen'in düzelttiğinde Drakon'un A3 becerisini ön talimatlardan kapatarak en azından 2-3 milyon bir daha hasar farkı alabilir yani. Çünkü bu bu sıra geldiğinde her turda bir tane sıra geliyor bu kahramanlara. Yani bir tur hasar vermeden es geçiyor. Yani bu es geçmesinin yerine biz zayıflatma ve defans azaltmayı Ryzen sayesinde de yapabiliriz. Tabii ki toprak büyücüsünü da denerse hasar daha yüksek olursa o zaman hiç gerek yok toprak büyücüsünü kullanır. Ancak Rising ile denesin zaten deneyeceğiz şimdi toprak büyücüsü ile denesin aradaki hasar farklarını gördüğünde ona göre bir şey yapsın. Ancak bu söylemiş olduğum ileride yap, yapabileceği bir durum. Yani isabetini arttırırsa... Ee, uzun lafın kısası defans azaltma ve zayıflatma iraizin üzerinden yapsın defansı oldukça güzel 185 hızında evet isabetten biraz sıkıntısı var ve bir sonraki kahramanımız o videomda da kullandığım bir müttefik koruma her zaman bu tarz ölümlü takımlarda her zaman iyidir arkadaşlar baktığım zaman müttefik koruma veren e, bana göre şu hesapta e, en uygun kahraman Klan kullanabileceğimiz tabii ki toprak şey toprak diyorum kurbağa adam arkadaşlar. Ve buna da gözü pek kalıntısı varmış. Zaten bir set yapabildim bundan. Keşke hani elinde güzel gözü pek kalıntılar olmuş olsaydı tüm hasarcılar da dahil olmak üzere e, tüm gözü pek kalıntılar kalıntıları kuşanırdım. Yani hem can çalma seti yoktu hem de gözü pek kalıntılar yoktu istediğim e, şekilde. O yüzden bir set yapabildim. Onu da e, müttefik koruma veren kahramana kuşandım. Arkadaşlar olabildiğince defans, HP, Allah ne verdiyse bu kahramana yükledim. Tabii ki atak azaltması ve pasifinden kaynaklı zehirinden dolayı da isabette kasmaya çalıştım. Bunun da isabeti düşük kaldı normalde. Buna da giflemesi gerekiyor. Veya güzel kalıntı düşürürse ileride kalıntılarla defansı ve HP'sini düşürmeden, hızını değiştirmeden e, isabetlerini biraz daha yükseltebilir bu kahramanın. Evet şöyle e, devam ettiğimiz zaman ustalığını da gösterelim. Ustalığını isabetten açmadım bunun dedik iki tane atak azaltması var e, çünkü mezar e, nöbetçisinin de az da olsa isabeti var o da atak azaltma ihtimali var bu kahraman da isabetle az da olsa atak azaltma ihtimali var İkisi bir araya geldiğinde <laughs> bir adam eder diye bununkini savunmadan açtım çünkü müttefik koruma da yapacak arkadaşlar gözü pek kalıntısının üstüne ekstra ekstra %11'lik daha hasar değil mi %11'lik daha hasar azaltışı almış olacak. Çünkü dayanıklı olması gerekiyor. Bu kahraman koruyucu bir kahraman. O yüzden bu şekilde açtım ve takımımızı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar bakalım. Başka da böyle hani takımın içerisine dahil edebileceğim bir kahraman ben göremedim açıkçası. Vardır çeşitlendirebiliriz müttefik saldırılar vesaire. Ancak onu ilerleyen zamanlarda kendisi hasar testi yaparak örnek veriyorum. Rising'i çıkartır toprak büyücüsünü koyar yine 185 hızında. E, hasarları kontrol eder kitapladığında. E, hasarı daha iyi olursa bu kahramanı kullanır devamlı Rising yerine. Ben şu an için kasılmış ve kullanabileceğim kahramanları koydum. Hız şeysini hazırladık her şey tamam. Sadece değiştirmeler yapacaksa her örnek Örnek veriyorum bir drakonu yerine farklı bir hasarcı koymayı isterse 190 hızına getirip defans E.P. sağlam basarak kritik oran kritik demeci de güzel tutabilirse Koyar dener e, vuruş hasarı yüksek çıkarsa drakoyu dahi kullanmasın yani o kendisinin bileceği iş Şimdi şöyle girdiğimiz zaman Ali Özkan kardeşimizin hesabında Arkadaşlar ultra kabusta deneyelim öncelikle Bir tane anahtarımız varmış aslında Evet 8 dakika sonra da diğer anahtarımız geliyor. Öncelikle ultra kabusta deneyelim. Ultra kabusta bir deneyelim arkadaşlar. Ultra kabusun rengi mavi. Ultra kabusun mavi renkte, kırmızı renkte, yeşil renkte bu takım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak mor renkte çalışmıyor arkadaşlar. Kabusun ise tüm renklerinde çalışıyor. Göstereceğim e, ilk tur ile tüm renklerinde çalışacaktır. O yüzden Ultra kabus'a girelim renkli zaten şu an. Yani yapması gereken mor renkte Ultra kabus'a vurmayacak. Yani daha iyi. En azından mor renkte çalışıp da e, diğer renklerde çalışmaması çok daha kötü olurdu. Evet şimdi şöyle ön talimat ayarlarından e, buraya kaydetmişim takımı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir ön talimat ayarı yapmadım. E, herhangi bir ön talimat ayarı yapmadım. Aslında bu bile gereksiz ki zaten yapay zekası valkürün doğru bir şekilde işliyor. Kurbağa adamın A2 becerisini kapattım. Çünkü gereksiz bir beceri. Kışkırtma ve şey ıvır zıvır arkadaşlar birinci becerisinde atak azaltma var. Yani en azından atak azaltmayı kullanır. Ve drakumuzun e, üçüncü becerisini zayıflatma defans azaltmayı e, öncelikli olarak seçtim. Söylemiş olduğum gibi Ryzen isabeti yeterli olmuş olsaydı Strako'nun A3 becerisini kapatırdım. Vuruş hasarımız en azından 3-5 milyon artacağına inanıyorum ben. Evet ön talimat ayarları bu şekilde. Ancak ön talimat ayarlarından ziyade takımın ilk turlarındaki manuelliğini Ultra Kabus'ta sizlere göstermek istiyorum. Yani Ultra Kabus'taki tüm renklerde bu manuellik çalışacak. Yeşil de dahil olmak üzere arkadaşlar bozulmayacak. Dezavantaj şeyimiz var veren kahramanımız var O yüzden hiçbir şekilde ne sersemletme ne de herhangi bir dezavantaj yiyeceğiz başladığımız zaman ultra kavusta kahramanlarımıza sıra geldiğinde arkadaşlar ilk olarak 292 252 hızındaki mezarımıza sıra geliyor A1 becerisiyle vuracağız Evet bir tur hasar aldık Evet şimdi arkadaşlar zayıflatma ve defans azaltma 3 tur olduğu için bunu kullanmayacağım. Çünkü klambosun ilk vuruşundan önce kullanarak kar saldırılar da o zaman açtığımda ee, o zaman çok daha şey olacaktır. Yerinde olacaktır. O yüzden o becerisini bir tur bekletiyorum. Evet şöyle kurbağa adamımızın Birinci becerisini kullanacağız müttefik korumayı da işin başında vereceğiz şunu verebiliriz bundan yana sıkıntı yok zaten zayıflatma defans azaltmamızı yapacak O yüzden şöyle devam edelim Evet şimdi arkadaşlar herhangi bir dezavantaj yemememiz için boss'un rengi yeşil olsa dahi şu dezavantaj bloklamalar sayesinde şurada herhangi bir şekilde hız azaltma dezavantajı gibi dezavantajlar yemeyeceğiz. Tabii ki takmış olduğumuz kalıntılar can çalma kalıntılar falan olmuş olsaydı Drako'muz şurada canlarını toparlardı. Ancak gerek duymuyorum ben gördüm. Çünkü takım uzun süre gidiyor. Yani valkür'ün zaten kalkanı kırıldığında 40. turalara yaklaşıyoruz. 40. turda da kalkan kırılsa zaten can çalma seti olsa dahi boss tek atıyor arkadaşlar. Evet. Gözü pek kalıntısı olmuş olsaydı çok daha iyi olurdu bana göre valkülü takımlar içerisinde. Evet şimdi şöyle birinci becerisiyle vuralım. Evet sersemletmeyi bozun rengi mavi olduğu için valkürümüze vurdu. Sorun yok. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Artık ayarlarımızı yapacağız. Drakomuzun A2 şey A3 becerisiyle zayıflatma defans azaltmaları verdik. Şimdi Birinci becerisiyle vurduk. Atak azaltma vermemiz çok önemli bu ıı, takımda. Şimdi müttefik korumayla e, şey yapalım. Evet şöyle Ryzen'imizle A1 becerisini vuralım. Aslında buradan sonra takımı otuya alabiliriz. Bundan yana sıkıntı yok. Zaten Valkür kullanacak. Şimdi arkadaşlar zayıflatma defans azaltma üzerinde var. Artık şu karşı saldırılar vuruşlarında güzel hasarlarla gidecek. Yani iki tur boyunca kar saldırıların tamamından yararlanmış olacağız ve zayıflatma, defans azaltma olduğu için bossun üzerinde bonus hasarlarımız ve vuruş hasarlarımız yüksek olacak. Evet şöyle bir kez vuralım. Evet zehrimizi atalım. Çok güzel. Atak azaltmayı vermemiz gerekiyor. Her tur atak azaltma olursa bu becerisini bu tur kullanmayalım zaten var üzerinde. En azından bir sonraki turda zayıflatma olmayacak arkadaşlar. Onu o zaman kullanırız ve takımı otaya aldığımız zaman bakalım bakalım yaşayabileceğim, yaşayabileceğimiz tur boyunca Bosa kaç milyon hasar vuracağız arkadaşlar ve kaçıncı tura kadar dayanacağız. Evet şöyle tekrar takım hızlı bir şekilde analiz edelim. Renklerden dolayı olduğu için ve renge göre ayarladığımız için Valkür'ün pasif takımımızı bozmuyor ve 252 hızına getirmiş olduğumuz mezar nöbetçisi sayesinde takımın dengeleri bozulmuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle tekrar sersemletmeyi Valkür'e vuruyor. Valkür'ün defansı sağlam olduğu için bence mavi renkte oldukça uzun süre dayanacaktır. şöyle bir de analiz etmek gerekirse Yeşil renkte de güzel olabilir. Hasarcılarımız Drakon'un rengi mavi olduğu için baskınlık yeşil renkte de güzel olacaktır. Kırmızı renkte belki biraz zorlanabilir. Kırmızı renkte de ne yapabilir? Hani müttefik korumayı belki kapatabilir. Çünkü kurbağa dayanmayabilir kırmızı renkte. Onu da ön talimatlardan bir kapatarak dener, bir de kapatmayarak dener. Vuruş hasarı hangisi yüksekse o şekilde kırmızı renkte de o şekilde kullanır. Evet arkadaşlar, burada videomuzu keselim. Şöyle takımımız ölmeye yakın tekrar başlatacağız. Evet arkadaşlar 33. turdayız ve 30 milyon hasar oldu diyelim yani. Arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi takımımız nasıl başlamışsak öyle devam ediyor. Yani açmış olacağımız açmamız yani gereken yerde karşı saldırıyı açıyor defans arttırmayı tam zamanında yapmış olduğumuz, ayarladığımız yerde yapıyor. Yani takımın hız değeri hiçbir şekilde bozulmuyor. Ancak şu an bu takımda beni şu an iki şey korkutuyor. Birincisi atak azaltma dezavantajını şu turlarda verememek arkadaşlar. Birincisi bu korkutuyor. İkincisi ise can çalma seti güzel can çalma seti olmadığı için Drakomuza filan özellikle Drakoya can çalma seti kuşanmamıştık ve HPS ilk turlardan kaynaklı bir düşme vardı ve haliyle canını dolduramadı. HP değeri ve defans değeri de halde birazcık HP değeri de aslında güzel olabilirdi bu takımda. Yani sonuç itibariyle can çalamadığı için canını dolduramadığı için muhtemelen takımdan en erken gidecek Drako olacak. Ancak kaçıncı tura kadar dayanacak bilmiyorum. İleride tabii ki güzel can çalma setleri çıkarsa defansa HPS oranlı isabetin hepsini bir ara da hızını vesaire aynı şu anki kalıntılar ile yakalayabilir ise kesinlikle tabii ki can çalma seti çok daha iyi olur ama yani ona rağmen şu an 37. tura dayandık. Zaten 35 milyon ultra kabusa 2k arkadaşlar. 35'i görürüz diye düşünüyorum rahat bir şekilde. Ama bakalım takımımız kaçıncı tura kadar dayanacak yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar valkürün farkı yani hesabın kalitesini gerçekten de çok arttıran bir kahraman güzel. Bu turda dayandık. Bu turda dayandı. Kalkan kırılırsa gideriz arkadaşlar. Yani özellikle Drakon'un kalkanı kırılırsa gideriz en çok korkutan e, Drako beni. Çünkü e, kurbağa adam müttefik e, koruma yaparken aynı zamanda bir cam basıyor kendisine. Yani şu turda sersemletme yemezlerse e, toparlarız gibi. Evet güzel. Güzel arkadaşlar 39. turdayız ve şu an ultra kabus 2K'ye ulaştık. Artık üstü ekstra hasar gördünüz mü canı toparladı arkadaşlar. Bu arada Ryze'ni veya işte toprak büyücüsünü bu tarz ölümlü takımlarda kullanmamdaki en büyük neden tabii ki çok güzel hasarlar veriyor da bu kahramanlar boss'un renk değiştirdiğinde almış olduğu avantajı kaldıracak bir kahraman lazım arkadaşlar. Yani bu avantaj ciddi anlamda sıkıntılar yaratır ve o yüzden görmüş olduğunuz gibi Ryzen bunu yapabiliyor en başarılı şekilde ve aynı zamanda toprak gücüsü yapıyor. İkisi de aynı zamanda güzel hasarlar da vurabiliyor. Söylemiş olduğum gibi aynı hızlarda ikisini bir denesin hangisi daha yüksek hasar vurur bilemem. Tahmin edemem. hangisi daha yüksek hasar vurur onu kullansın. Evet görmüş olduğumuz gibi şu an toprak şey kurbağa adamdan sıkıntı yaşayabiliriz. Biz Drako'dan korkuyorduk ama müttefik korumalar ona yöneldi. Onda da can çalma seti yok arkadaşlar. Gözü pek seti var. bu tur sersemletmeyi vurur mu acaba ona? Bence vurabilir sanki. Bence vurur. Oo, güzel. Güzel. Hasar bloklaması engelledi arkadaşlar ölmesini. Daha devam ediyoruz. Daha devam ediyoruz. Evet gördüğümüz gibi canı tekrar toparladı. Şimdi Valkür'ün kalkanını bekleyeceğiz. Evet bu turda atak azaltmamız var. Çok güzel. Atak azaltma çok önemli arkadaşlar. Atak azaltma olduğu sürece takım her şekilde gider. Şu atak arttırmayı da alırsak üzerinden. Evet atak arttırmayı da alalım. Bu arada kurbağa adam gidecek arkadaşlar. Kalkanı kırıldı artık. Müttefik koruma güzel korudu. Yine 43. tura kadar takımını başarılı bir şekilde korudu arkadaşlar. Daha ne yapsın yani daha ne yapsın. Ölümsüz bir takım gibi ölümlü bir takım yani. Daha ne yapsın kurbağa Bu tarz takımlarda bence çok ideal bir kahraman. Çok az bir HP ile daha hala yıkılmadım ayaktayım diyor arkadaşlar. Ancak bu tur gider. Sersemletmeyi alır üzerine. Evet Yine bir bloklama olursa yine bir sürpriz olabilir. E, bu arada bildiğiniz gibi mezar nöbetçisi, mezar büyücüsü değil mi? Mezar nöbetçisi pardon. Mezar nöbetçisinin pasifinde görmüş olduğunuz gibi sıfır hasar. Güzel. Güzel arkadaşlar bir tur daha devam edeceğiz. Görmüş olduğumuz gibi canı tekrar topladı. Şu an 40 40 milyon hasardayız ve devam ediyoruz. Şimdi kalkanımıza açtık. E, şu can çalma setleri güzel olmuş olsa da şu canlarımızı bir toparlayabilsek. Şahane olurdu arkadaşlar. Şahane olurdu. Evet şahane olurdu. Evet bu turda dayanır mı acaba? 50. tura çıkar mıyız arkadaşlar? Böyle yani gördüğümüz kadarıyla Rising ve Valkür'ün defansı ve şeysi güzel olduğu için bence çıkabiliriz. Belki 50'nin üstüne de görebiliriz. Yani ölümlü bir takımla. Bakalım. Bakalım 42 milyona doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar yaşadı mı? o, 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 bayağı sert vurdu. 47. turda Acaba atak az, e, varmış. Atak azaltma dezavantajı da varmış. Atak arttırma dezavantajı. Atak arttırma dezavantajını e, kaldıramadı herhalde arkadaşlar. İşte isabet lazım ya. Her türlü bu tarz kahramanlara isabet lazım arkadaşlar. 50 üstünü görürdük. 50 üstünü görürdük. Kesinlikle Ryzen'in e, şeysini isabetli giflesin. Draco'yu da giflesin defansa çevirebilirse güzel olur. Ee, ve tabii ki mezar nöbetçisini de gifleyerek isabetlerini veya güzel kalıntılar düşerse kalıntılarını hızını ve hp'sini koruyarak değiştirebilir. Ve takıma baktığımız zaman oldukça başarılı hasarlar. Draco 14.5 milyon can çalma seti yok. Ryzen güzel hasar vurdu demeşleriyle, Kurbağa adamın pasifinden gelen zehirler ve takımını çok başarılı bir şekilde korudu. Tebrik ederim. Kuşanmış olduğumuz gözü pek kalıntısının faydalarını gördük arkadaşlar. Zaten kendi canını toparlıyor iyi kötü. Tabii ki can çalma seti de olabilir ama gözü pek kalıntısı da olabilir bu tarz takımlara. Valkürümüz güzel vurdu. Mezar nöbetçimiz güzel güzel vurdu. 43,5 milyon bir hasar vurduk arkadaşlar. Birçok ölümsüz takımın vuramadığı hasarı biz ölümlü takım ile vurduk. Tabii ki kürün sayesinde şimdi hemen hızlı bir şekilde anahtarımız gelmiş. Kabustaki ilk tur manueliğini de göstereyim arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandıralım. Evet şöyle hemen kabusa girelim. Kabusun rengi yeşilmiş hiç sorun değil. Hangi renk olursa olsun kabusta hiç sorun değil arkadaşlar. Takımımız zaten renklerde çalışabilen bir takım. Evet yine aynı sistemle gireceğiz. Aslında bunun full auto yapabilir miyiz yok. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Şeyde ee, kabusta hızımız 170 kabusun hızı bildiğiniz gibi arkadaşlar. 171 en yavaş kahramanımız olduğu için tüm kahramanlar en önce başlayacak. O yüzden e, normal A3 becerilerimizi, kar saldırılarımızı vesaire açacağız arkadaşlar. Zehir verelim değil mi? E, bir tur hasar alırız oradan bence diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama bir tur sonra bunu tekrar ayarlamamız gerekecek. O yüzden normal vuralım bakalım. Zehir de vermeyi düşündüm de. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi şöyle müttefik korumamızı verelim. Evet yine e, bununla A1 becerisini vuralım. Evet valikürümüzde A3 becerimizi açtık. Evet zehirlerimiz hemen doldu kurbağadan. Renklerde çok başarılı. Yani renklerde kullanacağınız bir takım, ölümlü bir takımınız var ise hem müttefik saldırısı, hem atak azaltması, hem de pasifinden kaynaklı hasar aldıkça zehir verme özelliği bence çok şahane arkadaşlar. Evet, atak azaltmayı verdik. Şimdi zehirlerimizi verelim. Evet, zehir işimiz bitti. Evet arkadaşlar, takımı şu an otuya alabiliriz aslında. Evet, şöyle birinci becerisiyle vurup takımı otuya alabiliriz. Evet, hazırlamış olduğumuz takım yine aynı sistemle ee, aynı şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dezavantaj yemeden, sersemletme yemeden yaşayabileceği turlar kadar yaşayacak. Tabii ki şu an boss'un rengi yeşil. Her boss'un rengine göre de hasarımız yüksek de çıkabilir, düşük de çıkabilir. Yani şöyle bir analiz yapmamız gerekirse sersemletmeyi şeye vuracak, e, mezar nöbetçisine vuracak ve üzerinde kalkan olmadan arkadaşlar mezar nöbetçisi de 252 hızında olacağı için ee, yeşil renkte belki takımımız sersemletmeden dolayı yatabilir diye düşünüyorum. Çünkü 252 hızına çıkarken aynı zamanda yüksek defansa HP'ler can çalma setiyle zor yani. O yüzden de sersemletme yiyerek öldürebilir bizi arkadaşlar. Bir bakalım. Hemen hızlı bir şekilde burada videoyu sonlandırayım. Şöyle e, ölmeye yakın tekrar videoyu başlatırım. 34. turdayız ve 34 milyon bir hasar e, şu an görüyoruz ve takımımız hala devam ediyor. Dimdik ayakta. Bakalım Kabusa Yeşil Bos'ta nasıl bir hasar çıkaracağız. Arkadaşlar Yeşil Bos'un kırmızı renklere baskınlığı olduğu için haliyle e, kırmızı renkli kahramanların hem vuruş hasarı hem de almış olduğu hasarlar yüksek oluyor bildiğiniz gibi. Yani burada Ryze'nin vuruş hasarı maalesef küçük çıkacak. Yani o yüzden toprak büyücüsünü çok hızlı bir şekilde kasın derim yani en azından yeşil BOS'da bir hasar farkı görecektir toprak büyücüsünde. Çünkü kahramanın bir almış olduğu hasardan bir yansıtma var. Ancak burada asıl sıkıntı bizim e, sersemletmede mezar nöbetçisi yatarsa eğer işlerin tüm renkleri değişir arkadaşlar. Çünkü çok milim bir şeyle kurtarıyor şu an. 40. tura çıktığında muhtemelen e, artık ölmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Acaba bu BOS'un yeşil renginde müttefik sal şeysini korumasının kurbu adamın Kurba adamı müttefik korumasını arkadaşlar şu sersemletmeden önce mi atsak bilmiyorum yani olabilir denesin arkadaşımız yani şurada şu turda müttefik korumaya açarak kırmızı renkli e, mezar nöbetçimizin almış olduğu hasarı düşürebiliriz rahat bir şekilde. Önce bir denesin yani eğer daha başarılı daha uzun turlara çıkarsa el yeşil renkte o şekilde yapsın. Sersemletmeden önce müttefik korumaya versin. İkinci vuruşta da bossun alan hasarı vuruşunda da belli başlı bazı kahramanların üzerinde yine müttefik koruma olacaktır arkadaşlar. Yani bir de öyle denesin ama sonuç itibariyle her şekilde kabusa bir key rahat bir şekilde bu takım atacaktır arkadaşlar. Tabii ki düzeltmeleri söylemiş olduğum yükseltmeleri ilerleyen zamanlarda güzel kalıntılar oldukça da kahramanların kalıntılarını hızını bozmadan güzel defanslara falan çıkartır ise çok çok şahane bir takım olur. Zaten her şekilde söylemiş olduğum gibi renklerde e, rahat bir şekilde kabusa 1K ultra kabusa ise 2K yatacaktır. Belki kırmızıda. Belki kırmızıda biraz zorlanabilir. Kırmızıda hasarcılarımızdan Draco'ya sersemletme gidecektir. Büyük bir ihtimalle. Ve Draco'da da can çalma seti olmadığı için ne kadar başarılı olur bilemeyeceğim arkadaşlar. Kırmızıda da denemesi lazım. Ama yine kötü bir hasar vuracağını da düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Yine iyi kötü. Kırmızıda da hasarlar çıkaracaktır yani. Belki kabusta 40 olmasa da 35 vurur. Belki ultra kabusta biz 42 vurduk ya belki orada 35 vurur. Yine 2K de alabilir bilmiyorum. Bilmiyorum şu anda konuşmakta istemiyorum yani bilmediğim konu hakkında arkadaşlar. Evet atak azaltma yok. Atak azaltma yok takımımızın üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi evet söylemiş olduğum olay şu an görüyoruz arkadaşlar. Yani müttefik korumayı bence sersemletmede versin derim yani. Zaten kalkanlar atak azaltma olmadan bile biraz önce kırılmadı arkadaşlar. Yani müttefik koruma e, şu turda olmasa da ne olur? Ne olur? Deneyebilir. Deneyebilir arkadaşlar. Şu an kabusa da 44. E, düncü tura kadar dayandık. Hatta 45. tura kadar dayandık arkadaşlar ve toplamda 43 milyon yeşil bostayken bir hasar çıkarttık. Evet umarım güzel bir takım olmuştur. Umarım güle güle kullanır. Tabii ki söylemiş olduğum şeyleri değiştirerek vuruş hasarını her zaman arttırabilir. Hasar yönünden öne açık bir takım. Yani Ryzen'i çıkartır, toprak bütçesini koyar. Drakon'un yerine farklı bir kahraman koyar. İşte ne bileyim kurbağa adam yerine e, müttefik koruma veren şey koyabilir, zalim koyabilir ve ona farklı birçok farklı kahramanlar koyabilir. Yani bu hızlara uyduğu sürece göstermiş olduğum videonun başında göstermiş olduğum hızlara uyduğu sürece her türlü e, kahramanla bu takımı çalıştırır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arkadaşımızın da Ali, Ali Özkan kardeşimizin hesabını da incelemiş olduk. 5K atmışız be. <laughs> Ultra kabusu arkadaşlar. Muhtemelen kendisi almış da ben bir tane video amaçlı attım ya. Ondan demek ki ee, yine benim hazırlamış olduğum takım da. Söylemiş olduğum gibi videonun başında 2-3 gündür uğraşıyoruz arkadaşlar. Giflerden son eksik vardı. Yani hızını 51'di, 251'di. 52 olması gerekiyor. Hadi hoppala gif de yok hesapta. E, gif kastık vesaire. Bir, birkaç gün onun için bekledik. O yüzden o e, dengesiz takımla vurduğu için öyle bir hasar göründü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ali Özkan kardeşimiz hesabını güle güle kullansın. Çok başarılı bir takım oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.